Yunus, burada yani isim vermeden bir tane kadın çıkıp ona iftira attı. Şu anda konumuz o iftira değil. Bizim Yunus'la İşte ben Fatma'nın ilişkisiyle. Yunus'u onu anlattım hani iftira atıp, çünkü şimdi oradaki insanlar da mağdur yani zor durumdalar. Burada en büyük mağdur çocuklarından mahrum kalan bir anne. Aralarında tatsız yaşanan olaylar olmuş ve aynı zamanda namusu üzerinden vurulan bir Fatma var. İşte ben onu örnek gösterdim. Bak bir tane kadın orada yani boş yere bir iftira yüzünden onun da yuvası yıkılacak dedim. Bak sen nasıl inanıyorsun dedim bu yani kadının iftira attığına. İnsanlar da senin eşine böyle bir iftira atıldı dedim. Buna araştırmadan yani bunu şey yapmadan nasıl dedim böyle karar verdin? Herkesin lafına bakıyor. Yani çok bilmişler var bu eski kafalı. Yunus onların lafına baktı baktı. Ben 15-20 gün burada Yunus'a kimsenin telefonunu açtırmadım. Kimseye böyle konuşturmadım. Araştırdık. İşin içine şey yaptık yani böyle baktık. Böyle bir şey olmadığını anladık. Sonra Yunus dedim git eşinden özür dile, ailesinden özür dile. Bu Tüm işi... bunlar da etkili olmuştur ama çocuklardan esas ayrı kalmadı acı geldi değil mi babaya? Yani 15 gün eskiden bir ayrılık vardı ama çocuklar yanındaydı. Aynen. Hani çocuklarını da görmedi. Tabii onun da şey var. Annesine de hak vermiştir. Annesi de 5 ay görmedi. Ya bir de Yunus gerçekten hani kendini anlatamıyor. Bir de çocuk gibi yani kim ne dese ona Şimdi inanıyor. mesela bu söylediğiniz beni çok daha düşündürdü. Ahmet Hocam çok daha iyi bilir. Şu anda sizin etkiniz altında. Siz ona işte hayatta uzlaşmayı, barışı, birlik beraberliği, aile kavramını anlatıyorsunuz. Bu kıvama geliyor. Hemen o hamur oluyor. Buradan çıkıp ailesinin yanına gittiğinde aile kavramlarıyla alakalı olumsuz konuştuğunda Yunus oraya mı dönecek? Ya Yunus o zaman kendi kararlarını alamıyor. hakkını savunamıyor. Ben Yunus'un yani artık hakkını savunmasını şey yaptım. Yani kendini biraz böyle insanlara karşı yani insanları dinleme. Kendi kararlarını kendin ver dedim artık. Kimseyi kendine karıştırma. Yani sen 35 yaşında bir insansın yani. Herkesin lafına bakma. Çocuk değilsin. Çocuğun var. Kendi yuvanı kendin idare et. Yani milletin lafına bakmadan evini Biraz oradan uzaklaşınca Yunus'un aklı başına geldi mi diyorsunuz? Siz çünkü doğru hani daha barışçıl, daha birlik beraberlikle alakalı bir yönlendirme yapıyorsunuz. Yunus'un bunu kabul ediyor olması güzel bir şey. Bu 15 günlük, 20 günlük çocuklardan ayrı, Fatma'dan ayrı, şehrinden uzakta daha sağlıklı kararlar verebiliyor mu? Yunus bu senin kendi kararın mı? Evet abla. Bunu Fatma'ya ispatlıyor olman lazım. Yani eskisinden daha da çok güvenebilir yani bana. Ben Sonuna önceden de kadar güveniyordum arkasındayım ama yani. bir kere arkamda duraydı. Hiç beni şey yapmasaydı. Neyin garantisini veriyorsun eskisinden daha çok güvensin diyerek? Her türlü. Ne diyorsa. Senin şartların ne Fatma? Yani şartlar değildi aslında. Beklentin eğer oldu da barışmak için bir adım atacaksan Yunus'tan beklentin ne? Kendi kararlarını kendi vermesi, başkalarının aklıyla değil kendisinin kararlarını vermesi. Ben onun her zaman arkasında durduğum gibi o da benim arkamda durması. Ben ona demiyorum ki annenden, babandan, akrabalarından uzak kal. Hiçbir zaman demedim. Onlara saygısı sonsuz biliyorum. Saygı da duyacak annesi babası sonuçta. Ben de hiçbir zaman saygımı şey yapmadım onlara karşı. Yitirmedim yani. Bilmiyorum ablam ya. Yunus senin daha böyle çocuk gibi olduğunu söylüyorlar. Niye? Kayınbabama atılan iftirada da ben hiçbir şey söylemedim zaten. O zaman da Zaten onun senlik bir şeyi yok Fatma. demedim. Ağzıma da almadım abla. Benim tek buraya amacım çocuklarımı görebilmekti. Hatta bu konuda ihbarlar geldiğinde Fatma burada bir sinir krizi geçirmeye başladı. Korkusu var ya böyle bir şey ortaya çıkarsa ben hiç mi çocuklarımı göremem gibi bir kriz yaşadı. Zaten biz ona Fatma'ya bir şey suç bulmadık ki. O bir telefon bağlantısı ismini vermek istemediğim işte bir iki kişi bağlanmıştı ya.
Şu anda başkalarıyla ilgili geçirecek zamanınız yok. Bir yüzüne baksana Yunus'un. Geldiğinden beri Yunus'un yüzüne bakamadı. Siz bu kadar utangaçsınız. Nasıl kaçtınız anam ya? Ben 18 yaşımda gittim buna. Buna. Adama. Sen kaç yaşındaydın Yunus? O zaman 24 mi, 25 öyle bir şey. Bak diyorsunuz ki kendi kararını veremiyor. Kız kaçırıyor vallahi. Bir sen yine sen mi kaçırdın? Hey bire bismillah. Ya hayattaki cesaretini Şaban'dan mı alıyorsun? Tamam abi o zaman senden zarar gelmez. Yok ben ona rica ettim. Ne dedin? Kız kaçırıcı arkamda mı duruyor? Yo yo. Şaban dedim böyle böyle. Ne dedin? Biz böyle böyle deme anlat ya. Bırak savunsun anlat bakayım ne dedin? Bir kız var dedi. Bir kız var dedim Şaban. Evet. Onu kaçırıyoruz dedim. Nasıl bir kızdı o? Aha bu diyorsun demeyeceksin öyle. O da sağ olsun kırmadı beni. Nasıl bir kız vardı da kaçırmaya niyetlendin? Bir anlat. Abla biz bundan 6 ay veya 6-7 ay konuştuk. Evet. İşte... Hatta ben dedim annene... Annene söyle seni istemeye falan gelelim dedim. Evet. Annesi ben yabancıya kız vermem dedi. Demiş daha doğrusu. Siz Afyon'daydınız. Evet. Siz Kırklareli'ndeydiniz. Kırıkkale'deydiniz. Kırıkkale. İşte yabancıya kız vermem diyorsa ben de o zaman kaçırırım dedim. Yine Allah razı olsun yani şey yapmadı. Gerçek bir Türk erkeği sevgili seyirciler. Fatma'nın en sevdiğin özelliği ne Yunus? Söyle yani güzelliğini özelliği. Mi sevdin, insanlığını mı sevdin, neyini sevdin? Hem güzelliğini hem insanlığını hem huyunu usunu. Huyu iyi değil mi? Evet abla. Daha böyle sakin, eğik başlı, uyumlu biri mi? Evet ablacığım. Sen öyle misin peki? Ben de öyleyim abla. Yunus nasıl ilişkinizde? Yani siz birebir baş başayken kendi yuvanızda nasıldır Yunus? Nasıl bir adamdır? Biz sanayide otururken çok iyiydi. Hani giderdi işine gelirdi evine öyle. Ama sonra işte aileler karışınca evliliğe olmuyor bir şekilde. Üçüncü kişi girince olmuyor evlilik. Üçüncü kişiler ilişkiye müdahale etmeye başlayınca olmuyor. Olmuyor. İyi bir anne midir? Evet abla. He? Zaten iyi bir anne olmasa... Çocuklarım için buraya... Çocuklarım için bu kadar savaşmaz yani. Ah, almam gereken cevabı. Yunus dedi ki, iyi bir anne olmasa çocukları için bu kadar savaşmazdı. Bak, bulunduğu şehirden kalkıyor, iki çocuğunu 6 aydır göremiyor. Ve çocuklarını ona göstermiyorlar. Bu kız mücadele için kalkıyor, buralara geliyor. Ne dişli değil mi? Bey, ana işte. Yunus Bey yukarıda çok şaşırmıştı, hiç unutmuyorum. Eşinin herhalde o ses tonuyla konuştuğunu daha önce hiç duymamıştı. Çocuklarıyla ilgili hatta ben de yayından tanıyorum. Birden kükredi Fatma. Dedim ki evlat elinden alınınca anneler işte böyle kaplan oluyorlar. Ben Ahmet hocama sormak istiyorum. Ahmet hocam siz daha Fatma ile ve Yunus'la görüşeceksiniz. Evet. Daha önceki yaşadıklarımızı hepsini izleyeceksiniz. Umut var mı? Umut var ama yaşananlar kolay olmamış. Hakikaten yaşananlar çok zor. Affetmek, geçmişte olanları, bizi üzenleri, bizi kıranları tamamen silmek, unutmak değil. Zaten zihin unutmaz tamamen. Burada hanımefendinin yapacağı şey şu. Affetmenin yollarına bakacak. Hakikaten affedilebilir mi? Biz bunları düşündüğümüzde göreceğiz ki, ben Yunus'ta şunu görüyorum. İlişkiyi yürütebilecek olgunluk yok. Yani biraz hala oğlunun yönlendirmesi, biraz kuzenin yönlendirmesi, biraz falancanın yönlendirmesiyle bu ilişkiyi devam ettiremeyiz. O yüzden ben işine inanıyorum.
belki yarın, belki pazar günü içerisinde ikisini yüzleştirmek gerekiyor. Bazen kendilerine ayna tutmak gerekiyor. Kendilerine ayna tuttuğunda ben göreceğiz ki özellikle Yunus kardeşimizde bu çocuksu yapı değişmeli. O yüzleşme başladığı dakikada zaten herhalde sökülmeler ve kendilerini çok daha iyi ifade edebileceklerini düşünüyorum. Pazartesi bizim için önemli bir gün. Ekran başındaki seyircilerimize sorduk. Sevindirici %65'e evet demiş, barışmalı ve affetmeli.